Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de önümüzde Supara yayınlarının sarı denemesi var. Sarı denemesinin TYT matematik sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuz, içinde bir x gerçel sayısı yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolü n çarpı x. Yani bir çıkmış soru benzeri, kenar sayısıyla içeriği çarp diyor. O zaman A'nın etrafında üçgen var, 3A artı. A artı 2'nin etrafında beşgen var. Bunu 5 ile çarptıysak 5A artı 10 eşittir. Ne gelecek? Altıgenin içinde A artı 3 var. Bunu da 6 ile çarpacağım. O zaman 6A artı 18 gelecek. Buradan 8A artı 10 eşittir 6A artı 18 yaptığımızda taraf tarafa atalım bunları. 2A eşittir 8, A eşittir 4 olarak C şıkkı doğru cevabımız gelecektir. İkinci sorumuz. Özdeş 3 kalas aşağıdaki gibi birbirine paralel konumlandırılmıştır. Bana diyor ki 5 tane KT, 6 tane MS, 3 tane PV'ye eşit. Gelin bunların ortak katı. 6, 3, 5'in ortak katı ne arkadaşlar? 30K diyelim. O zaman KT dediğimiz uzunluk ne olacak? Şu KT'nin şurası 6K olacak. MS denilen yer neresi? Burası 5K olacak. PV denilen yer neresi? PV nerede? Şurada. PV'de o zaman 10K gelecek şurası. Şuraları şöyle uzattığınızı düşünün. O zaman burası da 5K, burası da 5K. Ne demişti? Özdeş 3 kalas demişti. Özdeş 3 kalas demişse o zaman şunun boyu ne oldu? 15K oldu. Şuraya ne kaldı? Buranın da o zaman 4K olması gerekiyor. Bakalım 11, evet 4K da burası olması gerekiyor. Burası 4K. Bakıyorum şuraya 9K olduysa şu yan tarafa ne kaldı? Şu mesafeye de 6K'lık bir mesafe kaldı. Ne demişti? 50 olan yer şurasıymış. 50 olan yer neresi yani? Burası 15K. Buradan buraya ne var? 10K da buradan buraya var. 25K eşittir 50 ise K eşittir 2 arkadaşlar. Bana sorulan yer Y mesafesi. Y mesafesi şuranın tamamı. Yani 15K. Artı 6K daha bana 21K soruluyor. K'yı 2 bulmuştum. O zaman 42 bakıyorum. Evet A seçeneği doğru cevabım gelecek. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki vazolardan ardışık her iki vazonun yükseklikleri farkı birbirine eşittir demiş. Birinci ve dördüncü vazonun yükseklikleri verilmiş. Bana üçüncü vazoyu soruluyor. Gördüğünüz gibi 5,6'dan 2,3'e kadar azalma var. Yükseklikleri farkı eşit demişse buradan buraya R azaldı. Buradan buraya R azaldı. Buradan buraya da R azaldı dersem totalde 3R azaldı. 5,6'dan 2,3'ü çıkarttığımda geriye ne kalıyor? 3,3 kalıyor. Bu da neye eşit arkadaşlar? 3R'ye eşit. R o zaman 1,1. Bana sorulan kimdi? Üçüncüydü. O zaman bir geriye gelmek için 2,3'e bir 1,1 eklediğinizde cevabı ne bulacaksınız? 3,4 olarak bulacaksınız doğru cevabınızı. Dördüncü sorumuz. Kitap alışverişlerine çıkan Recai, Gökay ve Vildan'ın aldığı kitaplar için harcadıkları para miktarları aşağıda gösterilmiştir. Yeşil, mavi ve turuncu kutucuklar kendi içlerinde özdeş olup aynı renkli kutucuklar için eşit miktarda para simgelenmektedir. Bana soruyor ki Recai ve Gökay'ın harcadığı toplam paranın Vildan'dan ne kadar fazla olduğu soruluyor. Şimdi madem ki buraya 72 lira harcanmış o zaman 3'e böldüğümde her biri 24 buraların. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 çarpı 24 o zaman burası 120 yapmalı. Yani bunun her biri 30 olacakmış kısaca. Sonra şuraya bakalım. Madem ki burası 120 idi o zaman bunun her biri de ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. 60 olacaksa 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman bu 300 TL harcadı. Bu zaten 120 TL harcamıştı. Buna gelelim. 120, 72 daha 192 TL de o zaman Gökay harcadı. İkisini topladığınızda ne buluyorsunuz? 312 buluyorsunuz. Aralarındaki farkı soruyor. 12 TL fark varmış o zaman. Beşinci sorumuz. Hangisi diyor her zaman doğrudur sorusu. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şu birinci eşitsizliği Y parantezine alırsam. Birinci eşitsizliği Y parantezine aldığımda ne kalıyor arkadaşlar? X eksi 1 kalıyor. Küçük 0. Sonra mutlağı kendisinden büyükmüş çarpımı. Bu ne anlamına geliyor? Demek ki X çarpı Z o zaman 0'dan küçükmüş anlamına geliyor.
Burada da son olarak x büyüktür 2 denilmiş. Yani x'imiz bizim pozitif ve 2'den büyük. O zaman şöyle yapayım. X, y, z yaptım. X pozitif. X pozitifse buranın negatif olması için z'nin negatif olması gerekiyor. X 2'den büyükse burası pozitiftir. Madem ki 0'dan küçük, o zaman y de negatif. Hangisi her zaman doğrudur da e seçeneğine bakıyorum. Artı. Y eksiydi artı oldu. Z eksiydi o da artı oldu. Yani toplamı 0'dan büyük. Doğru cevabım E seçeneği. 6. sorumuz. Eşitsizlikleri eşitlikleri verilmiş. Hangisinin değeri 1'den büyüktür denilmiş bana. Şimdi ikisine de A ortak, o zaman A'ya göre işlem yapayım diyorum. Şöyle. Birinci eşitsizlikte A'yı bu tarafa, bunu bu tarafa attığımda 2A eşittir ne geliyor? 3C eksi 5b geliyor. 3c eksi 5b geliyor. Bunu da 2 ile çarpayım. Bu tarafa eşitleyeyim diyorum o zaman. Yani şundan bahsediyorum. 6c eksi 10b eşittir o zaman b artı c. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımda 5 tane c eşittir 11 tane b buluyorum. Yani gelip c'ye 11k verdiğimde b ne oluyor? 5k oluyor. Buradan a'yı da bulalım. 11K'ya 5K verdiğimizde A'da 4K oluyor o zaman. Evet, A'da şuradan 4K oldu. Yine E seçeneğine bakıyorum. C'den A'yı çıkart diyor. Yani 11K eksi 4K bölü B neydi? 5K'ydı. Burası 7K bölü 5'ten, 7 bölü 5 1'den büyüktür. Yine doğru cevabım E seçeneği geldi o zaman. 7. sorumuz. Ayça yüzlerinde farklı sayı aralıklarının olduğu 3 zarı havaya attığında üst yüzeylerine gelen aralıkları göstermiş. Bana diyor ki A birleşim, C fark, B D kümesidir. D kümesini bulunuz diyor. Yapalım. A ile C'yi birleştirmemi istiyor. Yani -3,6 açık aralığıyla birleşim, -1,7 kapalı aralığını birleştirmemi istiyor. Burada en genişleri alıyorduk. -3, -1 var, o zaman -3 ne oldu? Açık. 6'ya 7 var, o zaman 7 kapalı birleşim. Fark istiyor benden ne? -8,2 açığın farkını istiyor. Bunu daha kolay görmek istiyorsanız şöyle yapın. Bir sayı doğrusu çizin. Birinci için şöyle. -3 açık, 7 kapalı. İkinci için -8 kapalı. 2 açık. Bana şu kümenin şu kümeden farkını soruyor. Şimdi öncelikle 2 bu kümede yok. O zaman fark kümesinde var. 2 var. Su gerisi de şuraya kalıyor zaten. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. 7 de dahillik olduğu için 7 de var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneymiş sizin D kümeniz. 8. sorumuz. Yukarıdaki balonlar içerisinde belli bir düzene göre sayılar yerleştirilmiştir. Eninci balonun içerisinde 3'ün tam katı olmayan bir sayı olduğuna göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle kuralımıza bakalım. Birinci balonda 2'nin karesi -1, ikinci balonda 3'ün karesi -1. Yani hangi balondaysa bir fazlasının karesi -1. O zaman eninci balondaysa da şöyle diyeceğiz galiba. Eninci balondaysa da diyeceğiz ki n artı 1'in karesi -1 diyeceğiz. A şıkkına baktığımızda A şıkkı ne olacak o zaman? 102'nin karesi -1. Bunu nasıl açarsınız arkadaşlar? 101 bir çıkarttınız, bir de çarptınız, bir de topladınız. 101 çarpı 103. Bakıyorum ikisi de 3'ün katı değil. Doğru cevabım bu ama bir iki şıkka daha bakayım. 202 o zaman 203'ün karesi -1 olacak. Bir çıkarttınız 202 çarpı bir de topladınız 204. Evet, bu 3'ün katı, o yüzden olmuyor. C kime, E'ye de bakayım. 2009'un karesi -1 gelecek. Bir çıkarttınız 2008 çarpı bir topladınız 2010. 2010 şöyle olacak. 2010 da 3'ün katı, bu da olmayacak. Yani doğru cevabım A, çünkü 3'ün katı yok orada. 9. sorumuz. Kitap konulacak kısmın genişliği 256 santim olan bir rafa, boyları eşit ve kalınlıkları 4 santim olan kitaplar aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde diyor ki 3 kitap dikey, 5 kitap yatay duracak şekilde diziliyor. Dizilen kitapların üst kısımları aynı hizada olduğuna göre bu rafa kaç kitap dizilebilir demiş.
Şimdi ne demiştik? Kalınlığı 4 demişti. 1, 2, 3. O zaman şurada 3 kitap varsa şurası arkadaşlar 12. Şuna bakalım. Kalınlığı 12 ise 1, 2, 3, 4, 5 tane üst üste koyulmuşsa o zaman burası 20. Yatay koyduysa burası da ne gelecek? 20 gelecek. Yani şurada 32 kitap sığacak o zaman. Şey pardon 32 santim olacak o zaman. Peki kaç kitap sığdı buraya? 1, 2, 3, 5 de buraya 8 kitap sığdı 32 santime. O zaman geliyorum 256'yı kaça bölüyorum? 32'ye bölüyorum. İçinde kaç tane var? 8 tane var. 8 sıra olacak. 8 kere 8'den 64 gelecek benim doğru cevabım. 10. sorumuz. Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı X tane okul müdürü ve her okul müdürüne bağlı Y tane öğretmen. O zaman bir kere şunu not alalım. Bizim toplamda X çarpı Y tane öğretmenimiz var. Öğretmenler Günü münasebetiyle Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü her müdüre Y adet çiçek. O zaman X müdür vardı. Her birine Y tane veriyorsa X çarpı Y tane çiçek verdi. Her öğretmene de X adet çiçek veriyormuş. X artı X çarpı Y öğretmen vardı. Her birine de X çiçek verdi. Bu kadar daha. Buketlerde bulunan toplam çiçek sayısı soruluyor. O zaman bunları toplamamız gerekiyor. Burayı X çarpı Y parantezine aldığınızda 1 artı X gelecek. O da B şıkkında var. 11. sorumuz. Diyor ki eşitsizliğini koşulunu sağlayan kaç farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı yazılabilir? Şunu aşağı alayım bir. 1 küçük, B küçük, 5 küçük, C. Şimdi B'ye 2 verdiğimizde buna en az 6 vereceğim. Bakıyorum toplamı geçmedi. 7 de verebilirim. Toplamı 9 geçmedi ama 8 veremem. Geldim 3 verdiğimde buraya yine en az 6 verebiliyorum. 3, 6, 9 rakam diyor farkındaysanız. 10 yani 10 yapamam. En fazla 9 olabilir. 3 6 9 tamam. 7 veremem. Buraya 4 verdiğinizde buraya en az 6 vereceksiniz. Olmuyor. O zaman 2 burada, 1 burada. Toplam 3 tane ABC yazabiliyorsunuz. 12. sorumuz. Adem, Buse, Cem ve Demir. Not alalım şöyle. Adem, Buse, Cem, Demir. İsimli 4 kişinin girdiği bir sınavda alınan notlar küçükten büyüğe 65, 70, 70 ve 85'tir denilmiş. Buse aynı puanı alan kişilerden biri değil. O zaman Buse ya 65 aldı ya da 85 aldı. Tamam. Cem'in aldığı not Adem'in aldığı nottan fazladır. Yani C büyüktür A. O zaman A ne olmalı? Yani ya 65 olacak ya D 85 olacak. Bakalım. En yüksek notu alan Cem değildir. Ne demiştim demin? C A'dan büyükse ya 70 ya 85 olacaktı. En yüksek notu alan kişi Cem değilse o zaman diyorum ki en küçük A'dır. Adem'dir yani. A 65'tir. Sonra bu 65 ise Buse'ye ne kaldı? 85 kaldı. Bunlar da o zaman 70'e 70 oldu. En düşük notu alan Adem'dir. Doğru. 65 almış. Demir 65 almıştır. Yanlış. Cem ile Demir'in notları aynıdır. Bakıyorum. Bu da doğru. Cevabım 1 ve 3 seçeneği geldi o zaman. 13. sorumuz. Yukarıda işlemlerin sonuçlarını öğrenciler doğru olarak bulmuştur. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir işlemleri bir bulalım. 3 tane kök 2'nin toplamı 3 kök 2 burası o zaman. Kök 2 ile kök 2 2. 2 artı kök 2 de burası. 2 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 4 burası. 2 kök 2 artı kök 2 daha 3 kök 2 burası. Burası da 2 kök 2 artı kök 2 bölü 2. 2 kök 2 artı kök 2 bölü 2. Yani kök 2 parantezini aldığınızda ne geliyor burası? Kök 2 artı 1 gelecek burası da. Hangisi yanlıştır? Arda ile Dila'nın bulduğu sonuçlar aynı. Bakıyorum Arda, Dila aynı. Doğru o zaman. Ceyda'nın bulduğu sonuç tam sayıdır. 4 doğru o zaman. Beyda'nın bulduğu sonuç Ekrem'in bulduğu sonuçtan büyüktür. Beyda 2 artı 2 kök 2 bulmuş. Ekrem evet bu bunun kök 2 katı. Bu da doğru. Ekrem'in bulduğu sonuç diğer öğrencilerin bulduğundan küçüktür. Ekrem 2 kök 2 artı 1 evet hepsinden küçük. Ceyda'nın bulduğu sonuç diğer öğrencilerin bulduğu sonuçlardan büyüktür demiş. Şimdi bunu şöyle kıyaslayalım. Köke aldığınızda bu kök 18 yapıyor. Köke aldığınızda bu kök 16 yapıyor. O zaman yanlış en büyük sonucu Arda bulmuş. 14. sorumuz.
Buse bir miktar fotoğrafını bir dosyada 3 ya da 4 fotoğraf olacak şekilde dosyalamıştır. O zaman şöyle bir denklemimize başlayayım. Diyorum ki üçlü ya da dörtlü dosyalayacak. İçerisinde 4 fotoğraf bulunan dosya sayısı, içerisinde 3 fotoğraf bulunan dosya sayısının 3 katıdır. Yani sizin x tane diyorum 3 adetli dosyanız varsa 3x tane de ne olacak? 4 adetli fotoğraf dosyanız olacak. Diyor ki içerisinde 4 fotoğraf bulunan dosyalarının 4 tanesindeki tüm fotoğraflar alınıp içerisinde 3 fotoğraf bulunduran dosyaların bir kısmına her birinin içerisinde birer tane de koyup 4 fotoğrafı dosya yapmış. Şimdi buradan 4 dosya mı almış? Her birinde kaç tane vardı? Zaten bu 3x tanenin her birinde 4'er tane var. 4 çarpı 4'ten o zaman 16 tane fotoğraf almış. O zaman bu 4 dosya boşaldığı için burası ne kaldı? 3x eksi 4 tane 4 fotoğraflı dosya kaldı. Sonra diyorum ki buna her birine birer tane işte x'de x artı 1. Şey şöyle yapayım. 3'te 3 artı 1, 3'te 3 artı 1, 3'te 3 artı 1. Bu şekilde 16 tane daha ne yaptı? Dosya yaptı o zaman. Şimdi burada 16 tane daha ne olmuş oldu? Dörtlü. 16 tane daha dörtlü dosya olmuş oldu. O zaman x eksi 16 tane üçlü kaldı. 16 tane daha dörtlü dosya olduysa bu 16 taneyi de buraya eklersem 3x artı 12 tane daha 4x'li yani 4 taneli dosya olmuş oldu. Son durumda 4 fotoğraf bulunduran dosya sayısı. 4 fotoğraf bulunduran dosya sayısı 3x artı 12 eşit olmuş. Neye? 3 fotoğraf bulunduran dosya sayısının x eksi 16'nın 15 katından 12 fazlaya. Şu 12'leri götürürsek buradan ne geliyor? 3x eşittir 15x eksi 240. Buradan 12x eşittir 240'tan x eşittir 20 geliyor arkadaşlar. En başta kaç fotoğrafı vardır soruluyor bana. En başta 3x dosya dörtlüydü. O zaman 12x fotoğraf oradan. X dosya üçlüydü. O zaman 3x fotoğraf da oradan toplam 15x fotoğraf gelecek. X'i de 20 bulmuştuk. Doğru cevabım 300 tane fotoğraf olacak. 15. sorumuz. Bir sayıda soldan sağa doğru herhangi iki rakam, bu iki rakamın bulunduğu basamaklar arasında kalan rakam adedinin çarpımına bu iki rakamın komşuluk değeri denir. Sayıdaki rakamlardan oluşan rakam çiftlerinin hepsi bu komşuluk değerlerinin hesaplanıp toplandığında o da komşuluk değeri denir demiş. Burada da bir örnek anlatılmış. Yani diyor ki 154'te 1 ile 5'in arasında hiç rakam yok. 1, 5, 0'ı çarptım. 1 ile 4'ün arasında 5 bir tane var. 1, 4, 1'i çarptım tarzı anlatmış. Şimdi burada 4125'in komşuluk değeri sorulmuş bana. Öncelikle 4 ile 1. 4 ile 1 arasında hiç rakam yok. 4 çarpı 1 çarpı 0'dan 0. Sonra 42'ye bakayım. Yani 42'ye bakayım. 4,2'ye baktığımda 4 ile 2'nin arasında bir tane var. 4 çarpı 2 çarpı 1'den o zaman burası 8. Sonra kime bakayım? 4, 5'e bakayım. 4 ile 5'in arasında 2 rakam var. 4 çarpı 5 çarpı 2'den burası ne geldi? 40 geldi. Sonra 1, 2'ye bakayım. 1 ile 2'de hiç rakam yok. 1 çarpı 2 çarpı 0'dan 1 çarpı 2 çarpı 0'dan 0 geldi. 1, 2'den sonra 1, 5'e bakalım. 1, 5'e baktığınızda 1, 5'in arasında bir tane var. 1 çarpı 5 çarpı 1'den 5 geldi. 2, 5'e baktığınızda arada hiç yok. 2 çarpı 5 çarpı 0'dan 0 geldi. 8 var, 40 var, gerisi 0 bir de 5 var. Topladığınızda 45, 53 o zaman 4125'in komşuluk değeri. 16. sorumuz. Aşağıda bir balık restoranının menüsü gösterilmektedir. Levrek, istavrit, sütlaç ve puding fiyatları verilmiş. Levrek ve istavrit eşit porsiyonda satılmıştır. O zaman diyorum ki x porsiyon buradan satış olmuş. Yani x bundan x bundan. Sütlaç ve puding de aynı şekilde satış olmuş. O zaman buna da diyorum ki buradan da y porsiyon bundan, y porsiyon da bundan satılmış. Şöyle levrek ve sütlaçtan kazanılan toplam para istavrit ve pudingden kazanılan toplam paradan 84 TL fazlaymış. Balık ve tatlılardan toplam 68 porsiyon satılmış diyor. Yani x bundan x bundandı. Y bundan y bundandı. 2x artı 2y porsiyon 68 ise şu yana not alalım.
X artı Y o zaman ne gelecek? 34 gelecek dursun. Şimdi ücretlerle ilgili bir denklem kuralım. Levrek ve sütlaçtan toplam kazanılan para. Buradan ne kazanıldı arkadaşlar? X buradan, X buradan satıldıysa 35X, 45X de buradan kazanıldı o zaman. Şöyle yapalım. Levrek ve sütlaçtan. He, tam tersiymiş. Levrek ve sütlaç. O zaman 45X sütlaç artı 7Y eşitmiş neye? Şuna. İstavrit 35X artı 13Y'den neye fazlaymış? 84'te fazlaymış. Artı 84. O zaman 10X eşittir 6Y artı 84 diyoruz. Sonra ne yapalım? Sonra da gelelim şu Y gördüğümüz yere ne yazalım? Şu 34'ü çektiğimi düşünün oradan. Y eşittir 34 eksi X yazdığımı düşünün. 10X eşittir 6 parantezinde 34 eksi X artı 84. O zaman 10X eşittir 6 ile 34'ün çarpımı 204 eksi 6X artı 84. 16X eşittir son olarak ikisini de topladım kaç? 288 geldi. Buradan da X eşittir 18 olarak bulduk. Kaç porsiyon levrek yenmiştir diyor. X porsiyonu da zaten, yani doğru cevabım 18 olarak bulundu. 17. sorumuz. Göstergedeki hız ibresi sabit miktarda fazla gösteren bir aracın duruş mesafesi göstergedeki hızın kare kökü ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi o zaman şu mu benim olayım? Duruş mesafesi dediği x eşittir v çarpı t'ydi. X eşittir v çarpı t'ydi. Yani x bölü v olmalı normalde. Ama kare köküyle orantılıysa o zaman x bölü kök v o zaman bunun formülü. Soruya gelelim. Gerçekteki hızı 50 kilometre olan iki aracın durma mesafesi 12 kilometredir diyor. O zaman şöyle mi denklemim? 12 kilometre ise 12 kilometre bölü gerçekteki hız 50 ise kök içinde 50 artı v diyeceğiz o zaman. Eşittir. Aynı orantı çünkü. Gerçekteki hızı 130 kilometre olan aracın durma hızı da 18. O zaman 18 bölü kök içinde 130 artı v de buraya dedik. Şunları sadeleştirelim. Ne oldu? 6'ya böldüğümüzde 2'ye 3 oldu. Gelin karelerini alalım. Karelerini alıp içler dışlar yapıyorum. 4 bölü 50 artı V eşittir 9 bölü 130 artı V oldu. İçler dışlar yaptığınızda 450 artı 9V eşittir ne geliyor? 520 artı 4V geliyor. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa 70 eşittir 5V'den V eşittir 14 bulduk. Bu 14 ne? Yani hep 14 ekliyormuş anlamı çıkıyor. Sonra aracın durma mesafesi 15 kilometre olduğundaki gerçek hızını soruyor bana. O zaman denklem şu mu? 15 bölü aracın gerçek hızına x dedim. X artı 14. Bu orantı sabiti niye bunlardan her birine ya da buna ya da buna eşit olmalı? Şuna eşit diyeyim ben. 12 bölü 50 artı 14'ten kök 64 oldu o zaman. Kök 64 diyor burada. Bunu kökten 8 diye çıkarttım. Şunda da şunu sadeleştirdim. 5'e 3'e bölmüştüm. 5'e 4 o zaman burası 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2. Burası 5 ise alt tarafın 100 olması gerekiyor ki 10 diye çıksın. O zaman 100 olması için bunun da 86 olması gerekiyor. Gerçek hızın. 18. sorumuz. Sayı doğrusunda 3 ve 4 arası 4 eşit parçaya ayrılacak şekilde 3 nokta konulmuştur. Şöyle yani. Burası 3, burası 4, 1, 2, 4 parça ayrılacaktı. 3. Nasıl yaparsınız peki? Bu 1, 1, 1, 1 yani her biri 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 olacaksa o zaman şurası 13 bölü 4, burası 14 bölü 4, burası da 15 bölü 4. Zaten 16 bölü 4'ten orası da 4 gelecek. ABC demiş buralara da. ABC. C'nin 4 katı 15'e eşittir. 15 bölü 4 çarpı 4 bakıyorum 15 doğru. Sonra ne demiş? A ile C'nin aritmetik ortalaması B'ye eşittir. 13 bölü 4 ile 15 bölü 4, 28 bölü 4 bölü 2, 14 bölü 4. Zaten tam aritmetik gittiği için doğrudur. Hiç bakmanıza bile gerek yok.
C eksi A 0,5'tir. 15 bölü 4 eksi 13 bölü 4 eşittir 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. O da ne geliyor arkadaşlar? 0,5 geliyor. Yani cevabınız hepsi olmuş oldu. 19. sorumuza gelindiğinde, 19. sorumuz. Pazardan yukarıdaki türü ve fiyatı verilen iki çeşit yumurtadan da alan bir vatandaş 36 adet yumurta için 42 TL para ödemiş. Bana köy yumurtasına ne kadar sayısını soruyor. X tane köy yumurtası aldıysa 36 eksi X tane de normal yumurta aldı. Şimdi bunları gelin kesire çevirelim. Yani X çarpı 1,5'u 3 bölü 2 TL artı. Bu da 3 bölü 4 TL yapar. 36 eksi x çarpı 3 bölü 4 TL eşittir neye denk geldi? 42 liraya denk geldi. Sonra gelin hepsini neyle genişleteyim? 4 ile genişleteyim hepsini. Her tarafı 4 ile genişletelim. Ne olur? 6x 4 ile genişlettiğinizde burada ne kalacak? 3 kalacak. Bunu da içeriye dağıtalım. 3'ü içeriye dağıttığınızda artı 108 eksi 3x eşittir 4 ile bunu da çarpacaksınız tabii ki. 168. O zaman 3x eşittir. Bunu da karşıya attığınızda 60. X eşittir 20. Doğru cevabını buldunuz. 20. sorumuz. Aşağıda verilen daire grafiklerinin bir grafik 1'de bir üniversitenin 3 fakültesinin, grafik 2'de ise eğitim fakültesinin öğrenci sayılarının dağılımı verilmiş. Hemen şu derecelere bakayım. 90 var, 120 var. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 90, 120 daha. 210, o zaman buraya 150 kalmış oldu. Yani gelin hepsi kaça bölünüyor? Bunların hepsi 30'a bölünüyor. O zaman buraya 5K, buraya 3K, buraya da ne? 4K diyebilirim. Şimdi bu eğitim fakültesinin dağılımıymış. 96, 120 daha kaç etti? 210, 216 yaptı. Buraya da o zaman 144 kaldı. Bunların hepsi neye bölünüyor? Bunların hepsi de arkadaşlar bakıyorum 24'e bölünüyor. 24'e bölündüğümde buraya 4T dedim. Buraya kaç? 5T dedim. Buraya da o zaman 6T dedim. Bu eğitim fakültesinin parçalanmasıydı. Toplamı ne yaptı? 15T yaptı buranın. Burası 15T yaptıysa bunu da o zaman diyorum ki 15T'ye çıkarayım. Yani 3 ile çarpayım. Artık burası benim için 15T. Bunu da 3 ile çarptığınız o zaman yani kayda T'ye çevirmiş oldum. Bunu da 3 ile çarptığınızda burası da 9T. Bunu da 3 ile çarptığınızda 12T. Artık şunlardan devam edeceğiz. Bu üniversitede iktisat fakültesinde okuyan öğrenci sayısı yani kim 9T. Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciden 600 fazla. Sınıf öğretmenliği 6T artı 600 denilmiş bana. O zaman 3T eşittir 600'den T arkadaşlar 200. Türkçe öğretmenliği okuyan kaç kişi var? Orası 5T idi. Yani doğru cevabım 1000 gelmiş oldu. 21. sorumuz. Aslı, Burcu, Ceren, Demet, Ege, Fatih ve Gül'ün yaşlarıyla ilgili bir denklem kuracağız belli ki. O zaman şöyle yapalım. Aslı dedim. A, B, C, D, E, F ve G var. Birincisi diyor ki Burcu ve Ege'nin yaşları toplamı Aslı'nın yaşına eşittir. Şimdi burada bir orantı vermeyeyim. İkincisi diyor ki yaşları aynı olan Ege, Fatih ve Gül'ün yaşları toplamı yaşları aynı olan Ceren ve Demet'in yaşları toplamına eşit. Şimdi burada 3 kişinin yaş toplamı burada 2 kişinin yaş toplamına eşit. O zaman bunlara 2x veriyorum. Ege'ye geldim 2x verdim. Fatih'e de 2x verdim. Gül'e de 2x verdim. Yaş toplamı 6x. Yaşları aynı olan Ceren Demet demiş. O zaman bunlar ne oldu? 3x'e 3x olmuş oldu. Ceren'in yaşı Aslı ile Burcu'nun yaş toplamına eşitmiş. Şimdi şurada Burcu ve Ege de vardı. Artık şuraya bir Y deme zamanı da geldi. Buraya bir Y diyeyim. Burcu ve Ege'nin yaşları toplamı Aslı'nın yaşına eşit. Burcu ve Ege. Yani burası ne oldu? Y artı 2x oldu. Ceren'in yaşı. Ceren kim? 3x. 3x eşitmiş. Ceren'in yaşı Aslı ile Burcu'nun yaş toplamına eşittir. 3x eşittir Aslı ile Burcu. Yani 2y artı 2x oldu. Buradan ne bulduk o zaman? X eşittir 2y bulduk arkadaşlar. Gelin şimdi hepsini y cinsine yazayım o zaman.
4Y, 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 6Y, 6Y, Y. X yerine gelip 2'ye yazdığınızda burası da 5Y oldu o zaman. Gül 5 yıl önce doğmuş olsaydı Aslı ile aynı yaşta olacakmış. Gül 4Y yaşında, Aslı 5Y yaşında. 5Y eksi 4Y'nin 5 olmasından bahsediyor. O zaman Y eşittir 5. Bana 7 arkadaşın yaş toplamı sorulmuş. Son durumda bakalım. 4, 8, 12, 18, 24, 25, 30 Y. Bana 30 Y soruluyor. Y de 5'ti. O zaman doğru cevabım ne geldi? 150 geldi. 22. sorumuz. Şekilde uzun kenarı 8 santim olan dikdörtgen şeklindeki fayans, kare 3 adet mavi fayans A santim boşluk, kare şeklinde 3 adet sarı fayans olduğunda B santim fazlalık kalmış. Aslında soruyu anlıyorsunuz. Yani şöyle direkt girebiliriz soru çözümüne. Buradan 8'den A'yı çıkarttığınızda 3'e bölünmüş. Yani 3 tane. O zaman bir tanesi ne gelecek? 8 eksi A bölü 3 gelecek. Bunun bir tanesi. Burada da 8'e B eklendiğinde 3'e tam bölünüyormuş. O zaman bunun bir tanesi de 8 artı B bölü 3 olacaktır. Bana x'lik mesafeyi soruluyor. Denklemi şu mu? 8'den bu ve 2 bunun toplamını çıkaracağım o zaman. 8 eksi A bölü 3 artı 8 artı B bölü 3'ü çıkarttığımda x boşluğunu bulacağız o zaman. 8 eksi 16 eksi A artı B bölü 3 dedim. Payda eşitlediğim eksiyi de dağıttığımda 24 eksi 16 artı A eksi B bölü 3 ne gelecek? 8 artı A eksi B nerede var? A şıkkında var aradığım cevap. Ali, Barış, Ceyda, Devrim ve Ercan'ın boş sıralamalarıyla ilgili eşitsizlik verilmiş, hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir eşitsizliği tane tane kapatarak yapalım. Şöyle A artı D A artı B'den büyükse. Şimdi ötekileri kapat. A'ları götürdüğünüzde yani birbirini götürdüğünde D büyüktür B geliyor o zaman. D büyüktür B. Başka şu ikisine bakayım. Birinciyle şununla şuna bakayım. D'leri götürdüğünde A da C'den büyük. A büyük C. Sonra şunu da A artı A gibi A artı A gibi düşündüğünüzde şuna bakayım. A artı B A artı A. O zaman A'lar gittiğinde B de A'dan büyük. Sonra şu ikisine bakın. D'ler gittiğinde C de E'den büyük. C de E'den büyük. Şimdi bir sıralama yapalım. B A'dan büyük. A C'den büyük. C E'den büyük. E'nin büyük olduğu kimse var mı burada? Bakıyorum. Yo, D de B'den büyük. O zaman benim sıralamam nasıl oldu? En büyük D. Sonra büyüktür B. Sonra büyüktür A. Sonra büyüktür C. Sonra da büyüktür E sıralamasını yapmış oldum. Boyu en uzun olan Devrim'dir. Doğru. Boyu en kısa Barış'tır. Yanlış. E harfi olan en kısa. Küçükten büyüğe doğru sıralamada, yani şu taraftan. Sıralama yapılırsa Ali baştan ikinci olur. Yanlış. Ali baştan üçüncü olur. Cevabım yalnız bir seçeneği geldi. 24. sorumuz. Eşkenar üçgen şeklinde bir koşu pistinde L noktasından hareket eden koşucu aynı noktaya 15 dakika sonra, M noktasından hareket eden koşucu ise aynı noktaya 30 dakika sonra geliyormuş. O zaman önce bunların hızlarını bulayım diyorum. 15 ile 30'un ortak katı 30 ama beyin 60 vereyim tam olsun oralar. Yani şuralara 20, 20, 20 verdim. Kaç? 60'ı 15 dakikada almışsa bunun hızı 4. Bu 60'ı 30 dakikada almışsa bunun hızı 2. Aynı anda saat yönünün tersine, yani şu ok yönünde bulundukları L ve M noktalarından hareket eden koşucular 3. kez karşılaşmaları ile ilgili. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk karşılaşmaları, aralarında ne kadar mesafe var? 20'lik mesafe var. Önce şu araç şunu ya da kişi bu önce bu 20'yi kapatacak. Yani ilk 20'lik bir yol kat edecek. Artı atıyorum şurada bir yerde yakaladı. Sonra bir tur daha kapatmalı. 60 artı atıyorum şurada yakaladı. Sonra bir tur daha kapatmalı. 60 bu üçüncü karşılaşma. Peki bu kapatma mesafelerini neyle yapacak? Aradaki hız farkıyla yapacak. Bölü 2. O zaman 70 geldi. Yani ne? 70 dakika sonra kapatacak anlamına geliyor. Zaten bir şık da var. Diyor ki harekete başlandıktan 70 dakika sonra K noktasında karşılaşmıştır diyor. Doğru cevap bu. Bir de K'ya bakalım. 70 dakikada bu 4'le ne kadar hız alır? 280 hız alır. 60, 120, 180, 240. 40 daha gidecek o zaman. K doğru cevap. Bursa evet.
25. sorumuz. Bir elektronik firması tüm elektronik ürünlerinde A, AA ve AAA modelleri olmak üzere 3 ayrı ürün kullanıyormuş. Birim zamanda aynı elektronik ürünler arasında 3A, 2A'dan, 2A'da, tek A'dan %10 daha az elektrik tasarrufu ediyormuş. Ev sahibi bu 3 elektronik ürünün 3'ünü de AAA alsaydı diyor, ne kadar faturası yüzde kaç azalırdı diyor. O zaman ben hemen akıllık edip faturama 100 TL olsun diyorum. Faturam 100 TL ise AA olan buzdolabı bunun %20'sine, yani 20 TL'si onun için geldi. Yine öteki bir ev aletim çift A %10'u ise 10 TL onun için geldi. %10'u da tek A için geldi. 10 TL de onun için geldi. Hepsini 3A yapsaydı diyor. Hepsini 3A yapsaydı. O zaman buradan 3A'ya çıkışta %10 azalacaktı. 20'nin %10'u 2, 18'e düşecekti. Yani 2 TL bir kar etti. Artı. Buradan da yine 3A'ya çıkınca bir %10 daha kar edecek. Bunun %10'u ne geldi arkadaşlar? Bunun %10'u 2, %10'u 1 geldi. O zaman 1 TL de oradan kar edecek. Artı. Şimdi tek A'dan önce 2A'ya, oradan 3A'ya çıkması gerekiyor. Onun %10'u 1, çıkarttınız 9. 9 çarpı 10 bölü %0.9. O zaman 1 bir kar etti. 0.9 da oradan kar etti. Toplam %4.9 daha kar etmiş olurdu. 26. sorumuz. Ece ve Hece'ye matematik öğretmenleri derste ondalıklı sayıların nasıl rasyone çevrilebileceğini anlatır. Ece anlatılanları doğru anlar, fakat Hece pay kısmını doğru anlayıp payda kısmını yanlış anlamış. Hece virgülün sağındaki basamak sayısı kadar paydaya 10 çarpımı şeklinde eklenir. Riz sağ olarak anlamış. Bana da diyor ki buldukları sonuç arasındaki fark hangisi olabilir? Şimdi Ece ne yapacak? Ece diyecek ki hocam ABC bölü 2 bir virgül var, 10 yapacağım. Hece de diyecek ki hocam ABC sağında 2 virgül var, ben de 100 yapacağım diyecek. Bu aradaki fark soruluyor. Bir payda eşitleyeyim. Burayı 10 ile çarptığımda 10 çarpı ABC eksi ABC bölü 100. O da eşittir. 9 tane ABC bölü 100 geldi o zaman. Şimdi şıklara baktığımızda şu paydaları 10 olanları elediniz. Payınız da 9'un tam katı gelmeli. 1, 2, 6, 9 bu var. Bu 4, 17 yok. 10, 17 yok. O zaman sadece A şıkkı olabilir diyorsunuz. 27. sorumuz. Aşağıda bir kenarı 1 santim olan kare ve düzgün altıgen verilmiştir. Kare ve altıgenin bir kenarı ortaktır. Elif köşe noktalarından ikisini birleştirerek uzunluğu 1 santimden büyük bir doğru parçası çizmek istiyor. Kaç farklı şekilde çizebilir? Şimdi arkadaşlar zaten buralarda 1, 1, 1, 1, 1. Yani bunun köşegeni de o zaman olacak. Oralarda şurası kök 2 çünkü. Şöyle yapalım. Şunun için mesela 1, 2, 3 tane çekebiliyor bunun için. Değiştirdim. Buna geldim. 4, 5, 6 oldu. Ötekine geldim. Buna geldiğimde burada neler var? 6, şunu çektim. 7, başka çekebiliyor muyum? Başka, buradan 7, bir de şunu çekebilirim. 8, ötekine geldim. Bunu buraya çekilmiş. Buraya çekilmiş, sadece bunu çekebiliyorum. 9. Yani altıgenin içinde 9 tane çekebiliyorum. Artı. Kare için konuşalım. Kare için baktığınızda kare şurası kök 2 yapıyor, doğru mu? Bunun için 1, bunun için 2, bunun için 3, bunun için 4 ve bunun için 5. Aynı şekilde bu da 5 tanedir. 10 tane de kare için geldi. Toplam 19 tane birden büyük yazabiliyorsunuz. 28. sorumuz. Fx, x asal, x sayısının asal çarpanlarının sayısı şeklinde ifade ediliyor denilmiş. Örneğin 5'in tek asal çarpanı 1 olduğu için 1, 30'un 2, 3, 5 olduğu için 3. Hangisi diğerlerinden daha büyüktür? 100 arkadaşlar 25 çarpı 4. Yani bunun içinde bir 2 var, bir 5 var. 210 kaç? 35 çarpı 10. Yani bunun içinde 5 var, 7 var, 2 var. Bir de 35 çarpı 10'u yanlış yazdım. 350, 35 çarpı değil de 21 çarpı 10 yazayım. Bunda bir de 3 var, yani 4 tane. 300 ne? 300'de 15 çarpı 20 dediğimde bunun içinde 2 var, 5 var, bir de 3 var.
480 ile 16 çarpı 30 dediğimde 2 var. Burada 3-5 var farklı olarak. 1200 de aynı şekilde. Yani 210'da 4 tane olduğundan daha fazla gelecektir. 29. sorumuz. Elemanları pozitif tam sayılardan oluşan 8 elemanlı bir kümeden rastgele seçilen bir elemanın asal olma olasılığı 1 bölü 4. Şimdi asal olma olasılığı 1 bölü 4 ise payda 8'di ya. O zaman 2 bölü 8'den diyorsunuz ki 2 tane asal sayımız mevcutmuş. Çift olma olasılığı 1 bölü 2 ise o da o zaman 4 bölü 8. Yani 4 tane de çift sayı var anlamına geliyor bu iş. Bu kümenin elemanları toplamı en az kaçtır? Şimdi 1 ile başlıyorum o zaman. En az dediği için 1. Sonra 2'yi vermeyeceğim. Çünkü 2'yi verdiğimde bir sonraki çift sayımı çok büyütmem gerekiyor. 1'i verdim. Sonra 3'ü verdim. Bu birinci asalım bu arada. 3'ten sonra 4'ü verdim. 4'ten sonra 5'i verdim. Bu ikinci asalım. Yani daha asal sayı yazmayacağım. Şu anda da tek çift sayıdayım. 6'yı verdim. Sonra 7 veremem asal. 8'i verdim. 1, 2, 3 tane çift sayı yazdık. Sonra 9'u verdim. Sonra 10'u verdim. 9 ve 10'u verdikten sonra kaç sayım oldu ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten bitmiş. Bunların toplamı soruluyor bana. Bir de bakayım. 1, 2, 3, 4 çift. 2 asal. Tamam. Ne yaptı bunların toplamı? 4, 8, 13, 19, 27, 37, 46. Cevabım C seçeneği. 30. ve son sorumuz. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. O zaman hemen çizelim şöyle. Evrensel küme şöyle kutuyla gösterdim. A'yı da içine almış olduk ama olsun. A kümesi, B kümesi. Ya da az daha büyük çizeyim ki ben bunu karışmasın buralar. Şöyle yana diyeyim ki evrensel kümem var. A kümesi, B kümesi dedik. Şimdi neler diyor burada? A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. B kümesi 5, 6, 7, 8, 9'dur. Kesişimleri 5 ve 6 mı arkadaşlar? Kesişim o zaman 5'e 6. Farkta ne kaldı? A'nın farkında 1, 2, 3, 4 kaldı. B'nin farkında neler kaldı? 7, 8, 9 kaldı. A birleşim B evrensel değildir demek şurada eleman var anlamına gelir. Ha, bir tane mi iki tane mi bilemem. Ama bana A tümleyen artı B tümleyenin en az sorduğu için buraya da bir eleman varmış gibi düşünebilirim. Bir derken şunlarla aynı olmasın A diyeyim o zaman. A'nın tümleyeni, A'nın dışı 1, 2, 3, 4 artı B'nin tümleyeni, B'nin dışı 1, 2, 3, 4, 5. Yani bulsanız bulsanız en az 9 bulacaksınız o işlemin sonucunu. Evet arkadaşlar, Supara yayınlarının TYT matematik sorularını bu şekilde bitirmiş olduk. Biliyorsunuz ara tatil geldi. Kamp dönemleri başlıyor. TYT adı altına bol miktarda deneme çözüp AYT'den de konu çalışırsanız sizin faydanıza olacaktır. Ama her gün kesinlikle bir tane TYT denemesi çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.